ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Kur'an bu ayeti kerimesiyle gökyüzünün korunmuş bir tavan olduğundan bahsetmektedir. Acaba korunmuş tavan olmak ne manaya gelmektedir? Şimdi bu konuda bilim adamlarının sözlerini dinleyelim. Atmosfer, dünyayı çepeçevre kuşatan, gözle görmediğimiz çeşitli gazlardan oluşmuş, 10.000 kilometreye varan kalınlıkta taştan daha sert bir gaz okyanusudur. Şimdi atmosferin koruyucu özelliklerini maddeler halinde sıralayalım. Uzaydan dünyamıza her gün irili ufaklı milyonlarca meteor düşmektedir. Atmosferimiz bu meteor bombardımanına karşı şeffaf yapısına rağmen adeta çelikten bir set gibi karşı koymaktadır. Atmosferin bu özelliği olmasaydı dünyada hayat olmazdı. Yeryüzü ise delik deşik olurdu. Bunun bir örneğine uydumuz Ay'a gidildiğinde tanık olunmuştur. Sağanak halinde yağan taşlar Ay yüzeyine çarpmış, irice olanları ise Ay'ın kabuğunun içine de girerek derin çukurlar oluşturmuştur. Meteorlar atmosferdeki moleküllere büyük bir hızla çarpmakta, yüksek bir sıcaklık kazanıp buharlaşmakta ve toz parçacıklarına dönüşerek kaybolmaktadır. Atmosfer aynı zamanda güneşten gelen zararlı ışınları da filtre eder. Canlılar için öldürücü etki yapan mor ötesi ışınları tutar. Eğer atmosferin ozon tabakası olmasaydı, güneşten gelen zararlı ışınlar filtre edilmeyecek ve dünyadaki hayat yok olacaktı. İşte ayet-i kerimede korunmuş tavan ifadesiyle bu korumaya da işaret edilmiş ve bunun Allah'ın varlığına karşı bir ayet ve delil olduğundan bahsedilmiştir. Uzaydaki ısı ortalama -270 derecedir. Dünyamız uzayın bu dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur. Atmosfer, sahip olduğu özellikler sayesinde güneşten gelen enerjinin çabucak gök boşluğuna geri dönmesini engellemektedir. Ayrıca güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak güneşi doğrudan görmeyen ve gölge olan yerlerinde aydınlık olmasını olanaklı kılmaktadır. Atmosfer, içerisinde oluşan hava hareketlerine bağlı olarak yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar. Bu yolla çok ısınan yerlerdeki hava kütleleri az ısınan yerlere taşınır ve bir denge kurulur. Böylece sürekli ısınan ekvator ve çevresindeki sıcaklıkların aşırı yükselmesi, devamlı sıcaklık kaybına uğrayan kutup çevrelerinin ise aşırı soğuması önlenmiş olur. Kısacası uzayın öldürücü ısıdaki soğuğundan korunmamızdan, dünyadaki yaşanabilen ısının sağlanmasına kadar tüm oluşumlar Allah'ın atmosferi tüm detaylarıyla mükemmel şekilde yaratması sayesinde mümkün olmuştur. Dünyayı zararlı etkilerden koruyan yalnızca atmosfer değildir. Atmosferin yanı sıra Van Allen kuşakları denilen ve dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir tabakada gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Van Allen kuşakları olmasaydı dünyadaki hayat mümkün olmayacaktı. Güneş dışındaki yıldızlardan gelen öldürücü kozmik ışınlar, dünyanın etrafındaki bu koruyucu kalkanı geçememektedir. Söz konusu plazma bulutları, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 100 milyar katına ulaşan değerlere ulaşabilmektedir. Güneşten dünyamıza ısı ve ışık dışında radyasyon ve hızı saniyede 1,5 milyar kilometreye varan proton ve elektronlardan oluşan bir rüzgar gelir. Fakat güneş rüzgarları da dünyanın 40.000 mil uzağında manyetik halkalar çizen Van Allen kuşaklarını geçemez. Bizler hayatımızı tehdit eden tüm bu tehlikelere karşı hiçbir zarar görmeden yaşamımızı sürdürürüz. Yalnız şunu unutmayalım ki, atmosferin tabakalarından Van Allen kuşaklarına kadar her şey Allah'ın vazifeli birer memurudur. Hakiki tesir sahibi sadece Allah'tır. Bizi anlatılan tehlikelerden koruyan da onlar değil, bizzat Allah'tır. Onlar sadece Allah'ın kudret ve azametine birer perdedir ve basit bir sebeptir. Anlatılan bütün bilgilere bu nazarla bakmak gerekir. Yeryüzünde hayatın devam edebilmesi için gökyüzünü koruyucu bir tavan yapan Allahü Teala, gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık ayetiyle bu gerçeği bundan tam 1400 yıl önce kitabında haber vermiştir. Evet, bu ayet Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ve asla bir insan sözü olamayacağının delillerindendir. Zira asrımızdaki astronomik ve bilimsel çalışmalarla ancak ortaya çıkan bir gerçek, bundan 1400 sene önce astronomi ve teknolojinin olmadığı bir zamanda yaşamış, okuma yazma bilmeyen bir insanın keşfi asla olamaz. Bu bilimsel mucize gibi Kur'an'ın bütün bilimsel mucizeleri tek bir hakikate parmak basmaktadır. O hakikat, Kur'an'ın Allah'ın kelamı ve sözü olmasıdır.